İsmim Ercan Avşar. Kırşehir'de teknik servis olarak hizmet vermekteyim. Ercan Bey, kış aylarındayız. Evet. Buz dolaplarını ve derin dondurucuların dereceleriyle oynamalı mıyız sizce? Evet. Şimdi bazı müşterilerimiz kış aylarına girdiğimizde havalar soğudu, işte dolabın ayarını kısalım, havalar ısındı, dolabın ayarını yükseltelim diye yanlış terimler kullanmakta. Dolaplarımızın ayarlarıyla hiçbir şekilde oynamayalım. Ne yazın ne kışın. Her dolabın kullanma kılavuzunda standart bir ayarı vardır. Bu ayarları getirdiğinizde yaz kış devamlı bu modda çalışması gerekiyor. Dolaplarımızın ayarlarında, derin dondurucularda özellikle, işte çok dondurmuş kapatalım, çok ısıtmış, eritiyor, yükseltelim diye hata yapan müşterilerimiz var. Biz buradan müşterilerimize diyoruz ki yaz kış dolaplarımızın ayarlarıyla oynamayalım. Yani şöyle söyleyeyim, kış aylarına girdik ya, dolabın ayarını biraz kısayım, yaz aylarına geldik, dolabın ayarını biraz açayım. Dolap tamamen izolasyondur, dışarıdaki hava ortamını algılamaz, sadece içeriği algılar. O yüzden de müşterilerimize şöyle söylüyoruz, dolaplarımızın yaz ve kış ayarlarını oynamamız gerekiyor. Diğer bir ikincisi, bu aylara geçerken, yani kış aylarına geçerken veyahut da yaz aylarına geçerken, buradan yine sizin aracınıza devamlı bilgi veriyoruz. Dolaplarımızın yılda bir veya iki defa fişlerini çekerek, kapaklarını açarak dolaplarımızı 24 saat dinlendirelim. Bu özellikle no frost dolaplarda geçerlidir. Dolabın içerisini sadece nemli bezle silelim. Yani herhangi bir işte deterjan falan filan bunları kullanmayın. Ha, özel temizlik ilaçları vardı tabii, onları kullanabilirsiniz. Lakin diğer temizlik ilaçları dolabın içerisinde iz bırakmaktadır. Bu yüzden müşterilerimize diyoruz ki yılda iki defa yapabiliyorsanız, iki defa veyahut da bir defa yaza geçerken ya da kışa geçerken dolabın fişini çekiyoruz. Ondan sonra dolabımızın iki kapağını açık bırakıyoruz. Dolabımız bir gün boyunca, yani 24 saat boyunca dinleniyor. Bu dolabın hem motorunun dinlenmesini hem de yukarıda oluşan karlanmayı eriterek dolabın daha rahat çalışmasını, hem elektrikten tasarruf hem de dolabımızın uzun ömürlü gitmesini sağlar. O yüzden de yılda bir defa veya iki defa dolabın fişini çekiyoruz ve dolabın herhangi bir ayarıyla oynamıyoruz.